Efendim Söz Milletim programı başlıyor. Ankara'da bu güzel günde, bu güzel Ekim ayının sıcak ikliminde vatandaşımıza renkli güzel bir konu soracağız. Ne diyeceğiz vatandaşımıza? Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersiniz diyeceğiz. Bakalım ne tip cevaplar alacağız. Efendim Söz Milletim programı başlıyor. Yer sofrası. Yer sofrası. Sebepleri. Ben köylüyüm de ondan. Öyle. Şimdi bir takım zihniyetler yer sofrasında yemek yemeyi böyle geri bir şey. Yani böyle... Yese de fikirleri değişir. Yani bunu bile artık laf edebilecek hale geldiler diyeyim size. Yok. Çoğu kişi mesela ne diyeyim aklı sedir olayı yapıyor bilmem ne yapıyor. Artık değişiyor herkes ya. Hayır artık şey dedim, zenginler dahi az önce örnek verdim işte sedir dedim bir şark köşesi dedin. Yani. Onu yaptırıyor adam, onun ev oturuyor, onun oturduğu yerde yemekler geliyor. Bazı kişiler, isim vermeyeyim, bazı gazeteciler sırf İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Kulübü'nün düzenlediği bir iftar organizasyonunda laf ediyor. Onu laf ediyor. Niye yere oturup onun yemek yediler? Onlar da bilim... Onun zevkini bilmiyorlardı onda. Ya bu laf edilecek bir konu bile değil aslında da. Sırf cevaben milletimiz ne düşünüyor onu merak ediyoruz. Yok. Ben kendim yer sofrasında yerim. Eyvallah sağ olasın. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersin? Sofrası. Neden yer sofrası? Çünkü daha bir samimi. Ne bileyim aile kaynaşması daha bir güzel yani bilmiyorum. Eskiden olduğu için belki de geleneğimiz olduğu için. Ailede gördüğüm için geçmişimde. Şimdi bazı kişiler diyorlar ki yer sofrasında oturup yemek yiyenler böyle ikinci sınıf insan muamelesi. Yani böyle onlara o şekilde yaklaşıyorlar. Bunu nasıl? O şekilde görmüyorum. Bence daha samimi, daha sıcak. Ne bileyim, öyle. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersin? Masada yemek yemeyi tercih ederim çünkü benim belim rahatsız zaten. Eyvallah, o sağlıkla alakalı bir durum varsa ona diyecek bir şey yok. Çocukluğumuzdan beri biz yerde yiyorduk. Ama şimdi buraya geldik, masal olduk. Hangisi daha evla? Tabii ki yer sofrası. Teşekkür ederim. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersiniz? Masa. Sebep? Sebebi yok ama daha rahat olduğu için. Daha rahat olduğu için. Yerde yemek daha mı zor? Evet daha zor. Eyvallah. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Biraz geleneksel düşünüyorum o yüzden yer sofrası. Yer sofrası diyorsunuz. Şimdi İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami Kulübü bir organizasyon düzenliyor. Bir iftar düzenliyor. O iftarda ne yazık ki bazı yine işte Türk medyasındaki gazeteciler ya da gazeteci kisvesiyle geçinenler yerde oturan çocukları eleştirip bunlar mı bilim üretecek diyor. Nasıl yaklaşıyorsunuz peki bu konuya? Önyargılı olduklarını düşünüyorum ve böyle davranmamaları gerekiyor. Herkes tabii ki istediğine göre oturabilir, davranabilir. O yüzden objektif bakmak gerekiyor bence. Çok teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Katılıyorum, aynı fikirdeyim kesinlikle. Objektif bakmalık. Güzel bir soru soruyoruz bugün vatandaşlarımıza. Diyoruz ki yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersiniz? Yer sofrası daha güzeldir ama ben masayı tercih ederim. Çünkü yer sofrasına oturamıyorum. Dizlerim ağrıyor. Sağlıkla alakalı tabii bir problem olunca ona diyecek bir şey yok. Tabii ki bir yerde yüksek bir yerde oturarak. Yer sofrası her zaman daha iyidir. Peki yer sofrasına neden böyle bir ilgi duyulur? Yani neden yer sofrası sevilir? Neden? Biz köyde büyüdük. Hep o sofrayla büyüdüğümüz için ona daha çok ilgi yoğundur. Yani kültürümüz açısından. Yani yer sofrasında oturmak böyle nasıl söylenir? Tam doğru cümleyi aslında söyleyemiyorum. Yani yer sofrasında yemek yiyenler ikinci sınıf insan mı? Hayır asla değil. Ya da yer sofrasında oturan insanlar bilim üretemezler mi? Eskiden masa mı vardı, sandalye mi vardı? Yer sofrasında doğduk, yer sofrasında büyüdük yani. Yani ne oldu Ankara'ya geldik masada yemek yiyoruz diye kültürümüzü mü unuttuk? Ne olduğumuzu unutmamamız lazım. İlla ki unutmamamız lazım. Geçmişimizi, yani nereden geldiğimizi asla unutmamamız lazım. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konu yaşandı buna ilişkin. İslami kulüpleri, Boğaziçi Üniversitesi'nin bir iftar düzenlediler bu arkadaşlar. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta olmak üzere bir yer sofrası, iftar için bir yer sofrası hazırladılar. Bazı gazeteciler
Bazı gazeteciler bunu laf ediyor. Bazı siyasiler laf ediyor. Diyor ki işte bunlar mı bilim üretecek yerde yemek yiyerek? Ya böyle bir akıl vallahi tutulması olabilir mi ya? Şimdi bu nasıl söyleyeceğim, nasıl bir cümle kuracağım şu an ben de bilemiyorum ama hep yer sofrasında oturanlar yani ilerleyip bir yerlere gelemediler mi okuyup, yani ne bileyim ben, bir yükselmediler mi? Böyle saçma bir şeyi aslında sorduğumuz için ben utanıyorum ama bu kişiler de milletimizin cevap vermesi lazım. Doğru mu? Yani ben şu an nasıl bir cümle kuracağımı bilmiyorum. Yanlış bir telaffuzda bulunmayayım. Teşekkür ederim. Kolay. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersiniz? Abi biz daha 10 yıl önceye kadar yer sofrasında yiyorduk. Sonra evler değiştirdikten sonra kaloriferliğe geçince masaya geçtik. Şimdi yalan yok ama yer sofrası bir başka oluyordu. Kalorifer olunca masaya mı geçmek gerekiyor? Öbüründe tek yerde soba yanıyor diye mecbur yerde hepimiz bir arada yiyorduk. Ya şimdi bu soruyu niye soruyorum? Aslında evet, gülüyoruz da. Evet. Yani aslında ağlanacak halimize gülüyoruz diyeyim de, yani böyle evet, saçma sapan bir konuyu aslında ben özür dilerim bazı bu halkımızın önüne getirdiğimiz için. Fakat bazı kendini bilmezler var. Evet, tabii. Kendini bilmezler, ne dediğini anlayamayanlar, hı-hı, olayı çözemeyenler. Hatta bu insanlar 50-60 yaşına gelmiş gazeteciler yani. Evet. Diyor ki şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami Kulübü bir etkinlik düzenliyor, tamam mı? Evet. Bu etkinlikte kadınlar, işte kadın arkadaşlar, erkek arkadaşlar bir iftar sofrası düzenliyorlar. Onu da yere kuruyorlar çocuklar. Üniversitede nereye? Yani masa mı getirsinler, kursunlar yani? Neyse, bunu alıyor bir gazeteci bir televizyon kanalında. İsmini de vermiyorum. Evet. Rencide olmasın. Zaten rencide olmuş olacağı kadar da. Diyor ki burada yer sofrasında oturanlar diyor bilim mi üretecek diyor ya. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi sizce? Şartlara, zamana göre yerde de oturulabilir de şartlarda masada da oturulabilir. Yani onun ikisinin arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum da. Yani söylemenin de gereği yok. Ben ne diyorum, 10 yıl önceye kadar ben de yerde yiyordum yemeği. Ne olmuş da yani? Onda kötü bir şey yok. Köylerde, atalarımız da öyleydi. Babamgil köyde yetişmiş. Köylerde hangisi şimdiye kadar masada yemek yiyor? Halen yere sofra açarlar. Sofrada yerler. Ondan bir sonra tabakta yiyoruz hepimiz beraber. Yerde yemesini severim fakat şu göbekten dolayı masa bana rahat ediyor. Çünkü oturduğum ya zaman. Bak bir şey söyleyeceğim. Sağlıkla alakalı bir durum. Kimseye zorla oturup yerde sofrada yemek yediyen yok zaten. Aynen. Ben kendim de evimde masamda yemeğimi yiyorum. Ha, yeri geliyor. Çocuklarım, benim de iki çocuğum var. Alıyorum çocuklarla beraber. Yere oturuyoruz arada. Yerde yiyoruz. Olabiliyor yani böyle şeyler. Olabiliyor. Şartlar onu götürüyor. Ama bunu alıp bu insanlar bilim üretemez, bunlardan bir şey çıkmaz, bunlar bir şey, ya bu böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir zihniyet olabilir mi? Bu zihniyet bu ülkeyi nereye götürecek? Pikniğe gidince piknikte bir kere bağdaş grubu oturmadığı zaman o pikniğin hiç tadı olmaz. O zaman evinde oturacaksın, evinde yapacaksın onu. Ama pikniğe gideceksin, güzel çayırın üstüne oturacaksın, bağdaş kuracaksın, her şeyini önüne getireceksin. O daha zevkli, daha güzel yani. Aa, doğru söylüyorsun. Masanın olmazı bir kere abes olur yani. Ya ben de şunu söylemek istiyorum. Zamana ve şartlara göre değiştir. Masada da yenir, yerde de yenir. Bunun abes karşılanacak hiçbir şeysi yok bence. Çok teşekkür ederim. Bir türlü de olur yani. Niye olmaz? Kolay gelsin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kolay teşekkürler. Gelsin. Şimdi bugün bir soru soruyorum. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersin? Ya da hangisinde yemek yiyorsun? Yerde yiyorum. Yerde yiyorum. Özel bir sebebi var mı? Rahat ediyorum yani. Sen de yerde rahat ediyorsun. Bağdaş kuruyorum. Rahat. Gayet doğal. Gayet doğal. Ya şimdi bazı kişiler yerde oturmanın böyle bir gerici bir kafadaymış gibi olduğunu düşünüyorlar. Öyle söylüyorlar. Yer halt yemiş yani. Biz halt yemiş. Atalarımızdan ne gördüysek, anamızdan, babamızdan, dedemizden öyle oturuyoruz yani. Masada var, oturmuyorum yani. Oturabiliriz, masada da oturabiliriz. Oturabiliriz. Misafir falan geldiği zaman masada oturuyoruz. Vallahi çok teşekkür ederim. Masada otur. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Tayyip Baba'yı sormayacaksın mı? Ne demek istiyorsun? Oylar kime diye sormayacaksın mı? Yani onu da soruyoruz ama bir şey demek istiyorsan buyur söyle Allah, mikrofon. Allah başımdan eksik etmesin Tayyip Başkanımızı. Allah uzun ömür versin. Ona ve onun gibilere. Allah devletimizi eminlere teslim etsin. Amin. PKK'lılara teslim etmesin. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Her ikisinin de yeri, keyfi ayrı. Çok doğru söylüyorsun. Geleneksel olarak baktığımızda onun keyfi ayrı, bir piknik de ayrı. Bir resmi davette, bir resmi ağırlamada da tabii ki masanın keyfi ayrı. Elbette. Osmanlı'da da gerek yerde yenmiştir, gerek masada.
Yani ikisi de yerine ve zeminine, zamanına göre güzeldir. Niye bu soruyu sorduğumu merak ediyor musun? Evet, ediyorum. Bir televizyon kanalında bir gazeteci, sizin yaşlarınızda bir kadın gazeteci, çok ilginç bir fikir öne sürdü bu konuyla alakalı. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami kulüplerde yer alan öğrenciler bir iftar sofrası düzenliyorlar geçtiğimiz haftalarda. İftar sofrasını üniversitede yere kuruyorlar. Haliyle erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta. İftarlarını açıyorlar. Bunu da tabii ki sosyal medyalarda yayınlıyorlar. O kadın gazeteci de çıkıyor, diyor ki bunlar yer sofrasında oturuyor, haremlik yapmışlar, selamlık yapmışlar, bunlar bilim mi üretecek? Tabii inanç, imanla bilim ayrı şeyler. Yani inancı anlamak ayrı, bilim ayrı. Şimdi o hanımefendi inancı, imanın gereğini anlamadığı için bunları diyebilir. O bir gelenektir, o bir güzelliktir yerde iftar açmak. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama tanımadığı, bilmediği bir şey mahalle diyelim. Yersiz bir açıklama yapmış. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Şimdi diyoruz ki yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih ediyorsunuz? Genelde hangisinde yiyorsunuz? Valla normal yer sofrasında mı artık yemiyorlar? Mesela masada yiyoruz herkes yemeğini. Ya o da bir yöntem. Yani masada yiyince kötü bir şey olmuyor yani. Yerde yiyince de... Ama masada yiyor şu an artık. Yani, evet, kimse, kimse yerde oturmuyor. Herkes masada yiyor. Oturan da var ama o azımsanmayacak değil. Çok nadir ya. Yani ben kime gidersen herkes gidiyor mesela misafirle. Herkes masada yemek görüyor sana veya sen kendi masada yemek yiyorsun. Hani yer sofrası 10 kişide bir kişi anca bence. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Bak, sabahtan beri soruyorum vatandaşlara. Çoğu yer sofrasını tercih ettiklerini, hatta yerde yediklerini söylüyorlar. Vallahi ben hiç görmüyorum ya. Kime gidersen misafire gitsem herkes masada yiyor. Yani 10 kişiden bir kişi sen dediğin yer sofrası artık. Ya da köylerde. Bugün zaten köylerin hepsinde yer sofrası hala devam ediyor. Başka yer sofrası yok bence. Ya şehirde de devam etmiyor diye bir şey yok yani. Ama yiyen yok. Bugün ben söyleyeyim sana. Ben masayı da kullanıyorum, yeri de kullanıyorum. Yeri de kullanıyorum ama ben 10 kişiden bir kişi diyorum. Yani 10 kişiden bir kişi yerde yemek yiyor. Eyvallah. Zaten konumuz da yer sofrasında ya da masada yemek yiyin gibi bir şey değil. Her ikisinde de yenilebilir. Bugün bir gazeteci, işte belki sizin yaşlarınızda bir kadın gazeteci, bir televizyon kanalında yerde yemek yiyen insanları aşağılıyor deyim yerindeyse yani. Öyle aşağılamıyor. O artık adet kalktı yani. İstanbul Boğaziçi'de Üniversitesi'nde İslami kulüplerdeki öğrenciler bir etkinlik düzenliyorlar. Bir iftar programı düzenliyorlar. İftar programında o öğrenciler işte erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta olmak üzere işte bir yer sofrası kuruyorlar iftara. Diyor ki o gazeteci, ya diyor bunlar bilim mi üretebilecek? Ya böyle bir bakış açısı olabilir mi? Onun düşüncesi. Ben ona katılmıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Katılmıyorum. Sağ olasın. Yer sofrası. Neden? Daha mı? Eskiler öyleymiş. Daha sevapmış. Öyle düşünüyorsun. Hamer Efendimiz de yerde yiyormuş. Eyvallah, teşekkür ederim. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba, sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyi gördük sizi. Evet, iyi. Güneşi de değerlendiriyorsunuz. Evet. Ekim ayında güneş Ankara'da. Evet. Aslında güneş çıkar da yine soğuk olur. Evet. Bu sefer hava çok da güzel, sıcak evet. Yani. Şimdi sorumuz bu. Vatandaşa diyoruz ki yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih ediyorsunuz? Hangisini kullanıyorsunuz? Vallahi ben köylü çocuğum da. Yerine göre yer sofrasında yeniyor, yerine göre masada yeniyor yani, ortama göre yani. Böyle bir takım zihniyetler diyor ki yerde yemek medeniyetsizliktir diyor. Yok ya, öyle olur mu? Eskiler mesela hep yerde yiyormuş, masa mı varmıştı? Medeniyeti öğreneceksek de biraz insan geçmişine bakması lazım. Tabii tabii yani, geçmişini unutmayacak yani, biz elhamdülillah Müslümanız yani. Geçmişimizi unutmayacağız. Duruma göre hem yerde hem yani masada. O günkü ortam neyi kabul ediyorsa onu da yiyeceksin yani. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. Evet. Mekanı cennet olsun. Evet. Güneşin bile battığı bu batıda diyor. Evet. Yani. Evet. Medeniyeti, cebiri, matematiği biz götürdük diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Profesör Doktor Oktay yani. Oktay Sinanoğlu söylüyor evet, bunu. O doğru söylemiştir yani, ben ondan iyi bilemem. O eğitimli adam, profesör olmuş yani. Yani o daha iyi biliyordur. Ben yani
lira okul mezunu bir insanım yani. Eyvallah, teşekkürler. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih? Yer sofrasında. Neden? Daha rahat oluyor. Eski yörelerimize de ait olduğunu düşündüğüm için. Hem de diyorsun bir aitlik duyuyorum. Kendime bir aidiyet hissediyorum diyorsun. Aynen öyle. Peki yerde yemek medeniyetsizlik midir? Mesela bazı bir zihniyet bunun böyle olduğunu düşünüyor. Böyle olduğunu iddia ediyor. Aslında geldiğimiz yeri belli ediyor bize yer sofrası. Modernleşmenin daha dışında, daha geleneksel. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersin? Valla eskiden yer sofrası çok güzeldi. Şimdi masada. Yani. Ya masada da yemek yenilebilir. Bugün istesen yerde de yemek yiyebilir. Sence yerde yemek bir medeniyetsizlik midir? Hayır, öyle bir şey yok. Eskiden biz hep bütün yerde yerdik. Sofra vardı, sini derlerdi bize. Sofra vardı, ayağı vardı. Onda otururduk yedik. Ama şimdi onlar hep kalktı masada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yer sofrasında mı yoksa masada mı yemek yemeyi tercih edersin? Şimdi yani maddi olarak tamam durumumuz hani şu anki insanların geneli iyi durumda. Yani herkesin evinde bir masası sandalyesi vardır ama yani şu anda benim kendi evimde masam var, her şeyim var. Alttan sandalyem, her şey Allah'ın neresi çok güzel ama yer sofrasını daki o aldığım o zevki, heyecanı, yani yemek şeyini başka masada bulamıyorum diyeyim yani. Yer sofrası yani. Şimdi bazı görüşler ve bazı zihniyetler var aslında. Onlar ya bir görüş olarak da görmüyorum ben şahsım olarak. Bu konuyu da soruyorum. İsmini vermeyeceğim. Bir gazeteci hanımefendi. O yaşı da ileride yani 50-55 yaş belki daha büyük. Diyor ki yerde yemek yemenin bir medeniyetsizlik olduğunu söylüyor ve hatta İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami kulüplerde bir iftar düzenliyor bu oradaki arkadaşlar. Bu arkadaşlar erkekler kadınlar bir tarafa, erkekler kadınlar işte ayrı oturuyorlar. Bir de yere iftar sofrasını koyuyorlar. Orada kadın diyor ki işte bunlar mı bilim üretecek? Bunlar mı bir şey yapacak? Böyle bir bakış açısı, böyle bir zihniyet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu zihniyeti? Şunu şöyle söyleyeyim yani. İnsanlarımız o kadar kutuplaşmış ki. Şimdi yerde oturmayı veya şöyle söyleyeyim. Onu söyleyen tabii açık bilmiyorum kim söyledi ama. Kendi öncelikle her şeyden önce kendi aslını, kendi neslini, kendi ecdadını inkar etmektir. Bu tamamen bir zihniyet, tamamen bir düşünce, tamamen insanları küçük görme. İşte ne yazık ki yıllardır insanlarımız, bazı bir kesim Anadolu insanını sürekli böyle gördüğü için bugünlere geldik. Bu yüzden kutuplaşıyor insanlar yani. Yani bir yerde yemeği bir insana çok geliyor, bir topluluğa çok görüyor. Halbuki hiç gerek yok. Yani yerde yesen ne olur? Masada yesen ne olur? Bu bir gelenek, bu bir görenek. Ama bu göreneği sen şimdi kalkıp da siyasi şeye çekersen zaten bu ayrışma zaten oradan başlıyor zaten. Eyvallah, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İsteyen yer sofrasında, isteyen masada yemeğini yiyor. Yer sofrasında yemek bir medeniyetsizlik değil. Aslında yer sofrasında yemek yemeyi medeniyetsiz olarak düşünenlerin medeniyetsiz olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Milletimiz cevabını verdi. Efendim başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.